Projemin ismi Engelsiz Park. Engelliler için oluşan zorlu durumu kolaylaştırmak için böyle bir proje yapmaya karar verdim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Fatih Sergi Salonu'nda Kodla Manisa sergisi açıldı. Serginin açılışını Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğündeki Manisa Protokolü gerçekleştirdi. Sayın Valim. İnovatif düşüncelerini artırıp girişimcilik becerilerinin gelişmesi ve kod okuryazarlığı bilincinin yayılması için bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde kodlama atölyelerinde Kodla Manisa projesi adı altında kodlama eğitimi gören ilimiz ortaokul öğrencilerinin yaptığı icatlar bu sergide görücüye çıktı. Farklar olduğu için fark etmiyor. Baktı, önünde engel var. Arkadaki yolu bulana kadar. Açılışın ardından sergide yer alan tasarımları tek tek inceleyen protokol, miniklerden projeler hakkında bilgiler aldı. İstediğim bu proje çanta şeklinde. İçine de bir ekran koydum. Bluetooth sayesinde... Yani bu hanımlar için güzel bir çanta modeli. Evet. Yapılan projeleri dikkatle dinleyen Vali Deniz ve Başkan Ergün, minikleri tebrik ederek başarılarının devamlarını diledi. Karanlık olduğunda da dışarıdaki ledleri yakıyor. Aydınlık olunca tekrar söylüyor. Manisa Valiliği tarafından başlatılan Kodla Manisa projesiyle eğitim alan minik mucitler hayata geçirdiği projelerle büyük takdir topladı. Biz de titreşim özelliğinden yola çıkarak bir tane bileklik geliştirdik.